Selam arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung Smart TV'de yaşamış olduğum ağ bağlanma probleminden bahsedeceğim. Öncelikle ben de bu problemin çözümünü YouTube'da aradım. YouTube'da bulamadım. Yani YouTube'da genelde adamlar şu şekilde yapıyor. Herkesin bileceği şeyler menüye geliyor. Buradan ayarlara geliyor. Ayarlar diyor. Buradan ağ sekmesine tıklıyor. Şimdi o ağ sekmem zaten açık olsa, yani insan aptal olsa onu zaten yapabilir. Bizim sıkıntımız çok başka. Bu ağ aktif olmadığı için ben buna giremiyorum. Yani buradan bağlanamıyorum. Böyle bir sorunumuz var. Ben bu sorunu defalarca yaşadım. Yani modem değiştiriyorsun veya ne bileyim evini değiştiriyorsun. Her defasında servis çağırıp bunun ayarını yaptırmamız gerekiyor. Yani Wi-Fi'ye bağlanamıyoruz. Adamlar bu televizyonu oteller için falan şey yapmışlar. Böyle hani kurcalanmasın hesabı. Ama bir insan bunu niye kurcalasın ki? Lanet bir Wi-Fi ağı vardır. Adam ona bağlanmak için buna girecektir yani. Niye böyle bir özellik yapmışlar anlayamadım. Açamıyoruz da. Ben bunun çözümünü internette aradım. İşte dediğim gibi genelde arkadaşlar bu kısımdan geliyorlar. Yani bu kısımdan geliyor adam bu şekilde. Ayar diyor. Buradan ağa bağlanıyor. Şifresini, kullanıcı adını giriyor. Bağlanıyor. Bunlar basit işler. Bizim sıkıntımız daha başka. Ben bu sıkıntıyı defalarca yaşadım. Ve baktım internette de bu konuda hiçbir açıklama yok. Yani bize çözüm sağlayacak bir video da hazırlanmamış. Ben hazırlayayım dedim. Şimdi reisler, yapmamız gereken öncelikle bu ayarlardan bir çıkalım. Televizyonda radyo şeyine geçirdim. Telife takılmayalım diye herhangi bir kanal açmadım. Televizyonu öncelikle kapatıyoruz. Kapattık. Şu an işlemimiz tamamen kumandada. Şu şekilde göstereyim. Yapmamız gerekenler sırasıyla kumandayı televizyona tutarak info, burada gördüğünüz gibi parmağımla gösteriyorum, info, menü, mute, daha sonra açma kapama tuşu. Bunlara sırasıyla arka arkaya basıyoruz. Ne dedik? Info, menü, mute, açma kapama. Yapalım. Info, menü, mute, açma kapama dedik. Ve ekranımız geliyor. Ben tabii şu an herhangi bir telife takılmamak için. Evet, bu menümüz geliyor arkadaşlar. Bu sıralamadan sonra yapmamız gerekenler. Yalnız söylediğimin harici bir şey sakın yapmayın. Geri dönülmez hatalara yol açabilirsiniz. Yani size pahalıya patlar. Şimdi ok tuşlarımızla kontrole geliyoruz. Bu kısımdan hotel opsiyon. Buraya tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken, şurada en alt kısımda tuşlarımıza geliyoruz. Network diyoruz. Network sanırım ağ demek. Bu kısma geldik. Network setup diyoruz. Ve ağ ayarlarımızı açıyoruz. Buradan ağ durumu deyip işlemimize devam ediyoruz. Geri diyelim. A ayarlarını aç diyelim. Buradan kablolu kablosuz bağlantımızı seçeceğiz. Ben şu an internete bağlıyım. O yüzden tekrardan bu işlemleri yapmama gerek yok. Geri diyorum. Geri. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Oradan o dediğim gibi kablolu kablosuz orayı seçiyoruz. Oradan sonra zaten kullanıcı adı, şifre, parola, Wi-Fi ayarlarımızı giriyoruz. Yani önemli olan bu ekrana gelebilmek.
Bu konuda hiçbir arkadaş video hazırlamamış. Ben de işte yeni servis çağırdım, servise yaptırdım. Dedim devamlı devamlı böyle uğraşmayalım, servisteki arkadaşlar da uğraştırmayalım. Paramızdan da olmayalım. Dedim böyle bir video hazırlayayım. Ben de ilerleyen zamanda tekrardan lazım olacak bu sistem. Unutmamak açısından. Ya yani unutursam da geri dönüp bu videoyu izleyerekten kendim ağ ayarlarımı yapabileceğim. Size de yardımcı olmak amacıyla, kendim de ileride kullanmak amacıyla bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Buradan geri herhangi bir yere şey yapmayın. Kapatın televizyonu. Ayarlarımızı yaptıktan sonra kapatıyoruz. Açtığımızda internetimize bağlı oluyoruz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Dediğimin haricinde bir kısım o ekranda kurcalamayalım. Çünkü geri dönülmez hatalara yol açar. Servisten gelen arkadaş da bana bu şekilde aktardı. Ben de sizlere aktarıyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.